Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün elimde Tecno Spark 20 Pro modeli var. Daha öncesinde Aydoğan sizlerle incelemesini paylaştı ama derinlemesini olarak sizlere kamerasını biraz anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü uygun fiyatlı telefon kategorisine baktığımızda telefonların kameraları gündüzleri iyi çekim yapsa da geceleri daha grenli fotoğraflar ortaya çıkarabiliyor. Ya da yetenekleri çok fazla kısıtlı olabiliyor. Ama Tecno markasının birçok serisi bulunduğu için her segmente göre ve her bütçeye göre telefonları olduğu için özellik kısmında çok fazla şey sunabiliyor. Tecno Spark 20 Pro modeli de kamera anlamında bence gayet iyi işler çıkartıyor. Kendi segmentinde özelliklerine bakacak olursak da bence güzel özellikler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Arka tarafına baktığımızda çok aşina olduğumuz bir kamera tasarım bulunuyor. Burada 3 adet kamerayı görebiliyoruz ve ek olarak da alt tarafta 108 megapiksel ultra sensing yani aslında hassasiyeti yüksek olan bir kamera olduğunu buradan da bizlere anlatabiliyorlar. Ana kamerasına baktığımızda baktığımızda 108 megapiksel çözünürlüğe bir ana kameramız bulunuyor ve F1.75 diyafram açıklığına sahip. Bu ne demek oluyor? Gece çekeceğiniz fotoğraflarda veya karanlık alanlarda çekeceğiniz fotoğraflarda ışığı çok daha iyi bir şekilde sensörün içerisine hapsedip çok daha aydınlık fotoğraflar çekmenize olanak tanıyacak gibi duruyor. Zaten çektiğimiz fotoğraf örneklerine de göz atacak olursanız sizler de bunu anlayabileceksiniz arkadaşlar. Bu kameraya göz attığımızda yani detaylarına girdiğimizde ise 6 katmanlı lens olduğunu anlayabiliyoruz. Peki buradaki 6 katmanlı lens olmasının ne anlama geliyor? 6 farklı katman olduğu için ışığı iyi bir şekilde süzebiliyor. En doğru renkleri gerçeğe en yakın bir şekilde sizlere verebiliyor. Bu yüzden de 6 katman olması çok büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Işığı ne kadar iyi bir şekilde geçiriyorsa içerisine o kadar daha iyi fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Peki 108 megapiksel sensörle beraber neler yapabiliyorsunuz? Burada yüksek çözünürlük moduyla beraber 108 megapiksel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani yakınlaştırma yaptığınızda kesinlikle detay kaybı oluşmuyor ve çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Peki ben standart olarak hep 108 megapikselde mi çekeceğim diye soranlar varsa hayır burada piksel binning dediğimiz bir teknoloji ortaya çıkıyor ve pikselleri üst üste bindirerek çok daha kaliteli görseller elde etmenizi sağlıyor. Yani burada 12 megapiksellik bir görüntü ortaya çıkıyor ve sizlere en iyi şekilde sunabiliyor. Bunu tabii ki de işin içine dinamik aralık yani HDR kısmında kattığımızda çok da iyi görüntüler elde ettiğinizi söyleyebilirim. Peki zoom konusunda giriş segmenti veya orta segment telefonlar büyük seviye kadar yani orta üst segment ve Meral gemi telefonlar kadar başarılı mı? Tabii ki değil ama geliştirmeler bu yönde de devam ediyor. Burada da o geliştirmelerden bir tanesini görüyoruz ve şu anda Tekno Spark 20 Pro'nun 108 megapiksel kamerasında sensör içerisinde zoom teknolojisi bulunuyor. Bu teknolojiyle beraber sensör içerisinden 3x kayıpsız zoom yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yakınlaştırma yaptığınızda normalde bir crop atıyor. Yani mesela 2x olsun 3x olsun böyle bir teknoloji bulunmadığında kameranın içerisinden sizlere direkt zoom yapıyor. Yani dijital olarak yapıyor. Ama burada sensör içerisinde yaptığı için kayıpsız bir şekilde zoomunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz ve 3x'te çekeceğiniz fotoğraflarda aynı ana kamerayla yani 1x'te çekeceğiniz fotoğraflar kadar kaliteli görüntüler elde etmeniz anlamına geliyor arkadaşlar. Gelelim şimdi ikinci kameramıza. Burada da makro kamera yer alıyor. Makro kamerayla beraber küçük objeleri çekmenize olanak tanıyor burada kameramız ve tabii ki de bu 2 megapiksellik kamerayla beraber de sadece küçük objeleri değil yakınlaşmak istediğiniz objeler olsun mesela burada çiçekler olsun, çiçeklerin uç taraflarını, iç taraflarını çekmek istiyorsunuz. Burada 2 makro kamerasıyla beraber de o detayları yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet ne kadar megapiksel değeri düşük gibi gözükse de sonuç olarak kameranın çektiği fotoğraflara göz attığımızda detayları olabildiğince yakalayabildiğini görüyoruz. Bu segmentte de yeterlilikleri sağladığını da anlayabiliyoruz aslında. Bu yüzden de bir telefonda makro kamerasının yer alması da gayet iyi özelliklerden bir tanesi. Üçüncü kameraya geldiğimde ise burada bir yapay zeka destekli bir kamera bulunuyor. Yani siz buna derinlik algıcı sensör bile diyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle çekeceğiniz portrelerde çok daha güzel bir efekt yakalaması adına ve kişinin kesimleri olsun veya çekeceğiniz objenin kesimleri olsun burada iyi bir şekilde blurlaması, bokehlemesi için de yardımcı olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden de 3 tane kamerasında olması ve 10 bin liranın altına kalan bir fiyat segmentinde bulunmasıyla beraber de çok iyi fotoğraflar elde edebileceğini de düşünüyorum. Devam ettiğinde ise video kısmına gireceğim burada. Video kısmı da çok çok önemli. Çünkü segmentine baktığımızda diğer telefonlar yani diğer rakip telefonlarda maksimum olarak 1080'e 30 fps videolar veya 1080'e 60 fps videolar çekebiliyorsunuz ama Tekno'nun telefonlarına yaptığı yazılımla beraber 2K çözünürlüğünde videolar çekebiliyorsunuz. Bu da QHD video anlamına geliyor. 2K'da 30 FPS'de videolar çekerek çok daha iyi bir görüntü, yüksek çözünürlük görüntü elde edebiliyorsunuz. Bu da çekeceğiniz videolarda çok daha iyi bir görüntü anlamına geliyor arkadaşlar. Sadece bununla da kalmıyor. Bunu ön tarafta da yapabiliyor. Ön taraftaki kamerasıyla beraber de yine 2K'da yüksek çözünürlükte videolar elde edebiliyorsunuz. Ön taraftaki kameradan bahsetmişken de 32 megapiksel çözünürlükte olduğunu söylemem gerekiyor. 32 megapiksel çözünürlüğü olan bu kamerada yine 5 katmanlı olarak geliyor. Arka tarafta 6 katmanlı bir lens vardı. Ön tarafta da 5 katmanlı bir lens bulunuyor. Buradaki lensle beraber de yine ışık geçirgenliği çok yüksek. Kaliteli fotoğraflar çekebileceğiniz, kaliteli selfie'ler çekebileceğiniz bir kamerada bulunduğunu söylemem gerekiyor. Buradaki 32 megapiksellik bir kamerayla beraber de LED flash'ımız bulunuyor. Burada ön tarafa 2 tane LED flash yerleştirilmiş. Sizler karanlık bir ortamda olsanız bile çok net şekilde fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz ve bunu sıcaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz soğuk tarafta, isterseniz doğal olarak isterseniz de sıcak tarafa çekerek de bulunduğunuz ortama göre burada ışıklandırmasını ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu da karanlık alanlarda çok daha net çok daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Bir de beğendiğim bir özellikten bahsetmek istiyorum sizlere. Burada ikili video özelliği de bulunuyor. İkili video özelliğiyle beraber de hem arka taraftaki kamerayı hem de ön taraftaki kamerayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Mesela bir partidesiniz veya bir doğum gündesiniz arkadaşınızın, kardeşinizin, annenizin, babanızın hiç fark etmez kim olduğu. Burada bir partide olsun, videolarınızı çekebiliyorsunuz. İkili video görünümüyle beraber hem karşı tarafın duygularını hem de sizin duygularınızı çok rahat bir şekilde kayıt altına alabiliyorsunuz. Mesela bir üniversite mezuniyeti olsun vesaire burada. Kep atarken hem kep atmayı yakalayabiliyorsunuz ve hem de sizlerin oradaki duygusal anlarınızı da kayıt etmenize olanak sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden Spark 20 Pro'nun kamera kısmında özellik kısmında dolu bir telefon olduğunu ve segmentinde diğer rakiplerinden kimi özellikleriyle de ayrıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Tekno Spark 20 Pro'nun kameraları hakkında? Sizler Tekno Spark 20 Pro modelini kullanıyor musunuz? Veya Tekno tarafında hangi seriyi kullanıyorsunuz? Bildiğiniz gibi birçok serisi bulunuyor. POVA serisi var, Spark serisi var, Camon serisi var ve Amiral segmentine Phantom serisi de bulunuyor. Bu segmentler arasında hangi telefonu kullanıyorsunuz? Spark serisinde beğendiğiniz bir model var mı? Veya Spark 20 Pro modelini kullanmak ister miydiniz? Tüm görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz ama son bir hatırlatmamda bulunuyor. Eğer bu video sizlere yardımcı olduysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabii ki de çan işaretine basmayı unutmayın ki video yüklediğiniz ilk anda itibaren bildirimleri sizler alacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.